Şimdi bunları... Ve çok sorumlu bir iş yapıyorlar. Yani Türkiye'nin önemli bir iş yapıyorlar. Çünkü okullarda Türkiye... uyuşturucunun, anarşinin bana göre devletin birebir ilgilenmesi gereken, birebir irtibat halinde bulunması gereken esnaflarımızdan birisi de bu servisci esnaflarımız. Evet, yani şu anda net bütün verilere bakarak söylüyorum. Nöbetçi gibi okulların öndeleri zaten. En mağdur kesim ne yazık ki bir türlü derdimizi anlatamadığımız için. Kimseye de suçlamıyorum. En büyük kabahatlisi benim. Derdimizi, tasamızı, sıkıntımızı anlatamadığımız için. Yıllardır resmen eziyet görüyoruz, zulüm görüyoruz. Bir yandan kendi arabamızla, kendi yakıtımızla, kendi paramızla, kendi emeğimizle insanları olmak istedikleri yerde dakikasında yetiştirme gibi bir sağlıklı, sıhhatli bir misyonumuz var. Öbür taraftan da tüm bu kazandığımız parasının yarısı şirketlere gidiyor. Ya bunun adı zulüm. Bunun adı eziyet. Şimdi zulmü Yahudi de yapıyorsa zulümdür. Bürokrat da yapıyorsa zulümdür. Evet, zulüme uğrayan Filistinli kardeşimse de mazlumdur. Ben de mazlumum. Benim insanım mazlum kardeşim. Yine ben şimdi tabii ben programcı olarak biraz şeye ihtiyacım var. Farklı bakış açısına. Dünkü MHP mitingiyle ve dünkü İsrail'in özür dilemesini birbirine çok benzetiyorum. Ben kendi görüşümü kısaca şöyle anlatabilirim. Niye benzetiyorum? Birisi her ikisi de olmuş üzerine eylem yapıyor gibi şey yapıyor. Olmuş bitmiş üzerine sadece özür dilenir zaten ya da işte ne bileyim bağırılır çağrılır. Şimdi geçenlerde Batum'daydım. Batum'da, Gürcistan Batum'da biliyorsunuz inanılmaz dünya markası oteller var. İşte kumarhaneler var filan. Ben tabii hayatımda hiç kumarhane nedir, nasıldır bilmezdim. Arkadaşlara söyledim bir gezdirin beni diye. Orada Sheraton'un kumarhanesine getirdiler bizi. Efendim, şimdi oraya gittik. İşte ilk defa gördüm işte şeyler oynanıyor böyle. Makinalarla oynuyorlar. Böyle yuvarlak masalarla böyle dönzeriyorlar filan. Böyle ciddi manada paralar dönüyor. Tabii bunu baktım kim geliyor filan. Baktım ağırlıkla %99,9 Türk vatandaşları. Rize Ticaret Odası Başkanı yılda 100 milyon dolarımız Karadeniz'den Batum'a gidiyor diyor. Onu okumuştum. Onun için biraz da ilgimi çekti. Baktım ki hakikaten durum vahiy. Yani oradan oraya böyle bir transfer var. Şimdi nereden şey yapıyoruz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmuş üzerinden bir olaya tepki göstermesi tabii ki anlaşılır, saygın bir şeydir. Ama bunu böyle sunmak lazım. Evet, İsrail yapmış olduğu haksızlık ve yanlışlıktan özür dilemiş olması da doğrudur. Ona da bir sözümüz yok. O ailelere tazminat vermesi de doğrudur. Ona da asla kimsenin... En önemlisi ama dün ablukanın kaldırılması tabii yani. Ablukanın kaldırılması, Müslüman kardeşlerimiz mazlum insanlar hakkından o da güzel. Ama bu yanda işin komik yanı şu, dün işte bir gün önce ben kendimi yenilmişlik duygusuyla, yani Diyarbakır'daki o rezil mitingi, adı Barış olan, yani onları Barış diye sunanlara da yani çok söylenecek söz var ama bir tane Türk bayrağının olmadığı yerde nasıl Barış olur onu da sormayanlara yuh olsun diyorum. Efendim bu yenilmişlik duygusunu eminim ki beni gibi %90 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendini Türk hisseden herkes hissederken bir gün sonra hani bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü? Ben de diyorum ki İsrail durup dururken bizi niye öptü? Özür niye diledi? Ve diyorum ki bağıra bağıra PKK açılımı gelirken bağıra bağıra Kürtçülük ve bölücülük yapılırken dünkü o Bursa'daki güzel miting yapılmasından dolayı alkışlıyorum. Oraya giden insanları kutluyorum. Ve bundan sonra yapılacaklara kendim de gideceğimi buradan ilan ediyorum. Ama daha önce bunlar yapılsaydı diyorum. Bu olup hani nasıl diyorsunuz bu emri vakilerle karşı karşıya kalır mıydık? Esnafımız da beni gibi ben de esnafım bu ülkenin içinde yaşıyorum. Düşünüyordur diye bir esnaf temsilcisini yakalamışken böyle geniş, uzun bir soru sordum. Özür dilerim.
Şimdi bir kere üsluba, Türkiye'de bir üslubu kaybettik. Nasıl kaybettik üslubu? Şimdi bakıyorum ben koca koca profesörler, koca koca adamlar, göya entelektüeller, göya bu aydınlık nasıl oluyor onu da anlamıyorum yani. Kendine aydın, ben aydınım diyen insanlar. Evet yani o da ayrı bir şifresi nedir, ölçüsü nedir, standardı nedir? Evet. Yani bizde bir adam ben ustayım dediği zaman ustalık belgesi olması lazım. Bir özür dilerim. Bir de Azerbaycan'dan da ve Doğu Blok ülkelerinde profesörlük ve doçentlik kiloyla satılıyormuş. Evet buyurun. Şimdi böyle bir ortamda kıyamet kopuyor. İşte barış ortam. Barış olacak. Ya kardeşim savaş eden kim? Yani bu ülkede Kürt'te Türk savaş mı etmiş? Bu ülkede savaş mı olmuş? Aynısı. Ya barış dediğiniz zaman hayır, hayır. Bir ülkeyle iki ülke savaş yapar, orduları olur, askerler olur. Dediğiniz doğrudur. Aynı soruyu yurt dışında başbakanımıza sordular. Sayın Başbakan dedi ki benim ülkemde savaş yok ki barış olsun dedi. Bir kere burada bu üslup çok yanlış. Bir terör örgütü var. Ben şöyle görmek istiyorum. Terör örgütü köşeye sıkıştırılmış. Türkiye'de her zaman büyükler... büyükler bazen... Ya şöyle dense Sayın Başbakan... olur. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle dese, benim Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı şöyle dese, o kadar rahatsız olmam. Ben büyük Türkiye'nin, büyük Türk milletinin, soylu Türk'ün başbakanıyım. Ve ben affediyorum bu aşağılık, iğrenç adamları. Dese ben bunu anlarım. Yani bana ihanet etmiş, benim çocuğumu öldürmüş adamlarla barış yaptım diye oturup şey yapmak bana hakaret gibi. Onu başbakan demiyor. Orada başbakanın üstü bir şey oldu. Ben işte milliyetçiliği ayaklar altına alırım falan dedi. Belki bu söz belki... Başbakanı aldılar ayaklar altına oluyor. Söz belki manasını açtı gibi. Şeyi açtı değil mi? Düşünülebilir ama şunu görmek lazım. Şimdi bir iyi bakmak lazım. Bakacağım ama Demirtaş diyor ki, yani bak lafı açıyor. Efendim diyor, Türk bayrağı oraya koyardık ama diyor, şimdi diyor derdiler, şöyle derseniz diye koymadık diyor. Yani işte bak Kürtlere nasıl da diz çöktürdük. Yani benim bayrağımı oraya asmak dizleri Türkiye Cumhuriyeti. Lan burası Türkiye Cumhuriyeti arkadaş, sen kimsin de diz çöktürdü, diz kaldırdı. Şimdi sen Türk, şu anda Türkiye'de herhalde bir 100 kanal vardır, 98'inde bunlar konuşuluyor. Yok, şimdi biz emin ol, lay lay lom. Yok. Şimdi biz Filistinlerden mağdur bir halkın temsilcisiyim ben. Filistinlerden daha fazla mağdur. Mağdur, ezilmiş, itilmiş, hakkını alamayan bir topluluğun temsilcisiyim. Bir 15 dakika meselemizi bir anlatalım. Tamam buyur. Sonra içimiz yanıyor. Ne yapalım? Biz de programcıyız ama aynı zamanda da vatandaşız yani. Şimdi bir kere mazlumların sesi olmak. Bir de Türkiye'de şöyle bir kabahat var. Biz bütün yükü başbakana, iki tane muhalefet partisine 550 tane milletvekiline yıkıyoruz kardeşim. 75 milyon. Kime yıkmalıyız? Mesele, bunların bürokrasisi yok mu? Bunların genel müdürleri yok mu? Bunların müşterileri yok mu? Onları sayın, reklam arasından sonra onlara. Bunların onları belediye başkanları yok mu? Şimdi Türkiye'de esnaf sanatkarın İstanbul'da biz vergi veriyoruz. Vergi levhamız var. Yol belgesi veriyorsun. Yol belgesi verirken sayın belediye para alıyorsun. Sayın UKB yani koca başbakan ulaştırma koordinat merkezinin başında da değil ki benim tahtimi niye vermiyorsun kardeşim? Ne tahtit? Yani benim plakamı sayıp benim esnafımı beni korsandan niye ayırmıyorsun? Peki bunları reklam arasından sonra bu başlıklarla hatırlatmayalım. Oradan devam edeceğiz. Peki. Sevgili seyirciler bizden ayrılmayın. Tartışmayı ilginç hale getirecek bir başlıkla bir aradayız. Evet, Lasin Yavuru da yaptı harika bir kampanyayla sizlerleyim. Televizyonunuzun sesini birazcık daha açın. Çünkü size harika bir kampanyadan, harika bir setten bahsedeceğim. Lasinya içerisinde tam 3 ürün bulunan bu harika setle sizlere biraz sonra bir telefon kadar yakın. Evet, hemen başlayayım tüy dökücümle. Tüy dökücü krem sayesinde artık epilasyon ve ağda seanslarına saatler ve servetler harcamak zorunda değilim. En kısa sürede sizleri kalıcı bir şekilde 10-15 dakika evinizin rahatlığında uygulama sonucunda tüm bu tüyler, tüm bu kıllardan kurtarıp
sizi sağlıklı, kokusuz, mis gibi kokan ve bakımlı insanlar haline getirecek. İster bay olun ister bayan hiç fark etmez. Siz de bu tüy dökücüyü kullanın ve tüm kıllardan, tüylerden kısa bir sürede en ucuz fiyatla kurtulun diyorum. Evet, kalıcı bir şekilde ben pürüzsüz, mis gibi bir cilde sahip olmak istiyorum diyorsanız, tüm bu tüylerden kurtulmak istiyorum diyorsanız, artık servetler harcamak istemiyorum, ade seanslarında saatler kaybetmek, epilasyonla cildimi yakmak istemiyorum, artık ben de güzel bir cilde merhaba demek istiyorum, adeta yeniden doğmuş gibi bir bebek teni gibi kendimi hissetmek istiyorum diyorsanız, her bölgenize uygulayabileceğiniz bu harika kokusu olan, size ferahlatacak harika ürünle tüm tüylerinizden kurtuluyorsanız, evinizin konforunda rahat rahat şıkır şıkır sizler de harika bir tene kavuşuyorsunuz. Erkek olun, bayan olun, artık partnerlerinizi üzmeyin diyorum. Gerçekten sağlıklı, tertemiz bir insan halinde bu bütün kıl ve tüylerden kurtulun. Ve ikinci üründen bahsetmek istiyorum. İkinci ürünüm işte bu. Tüylerimi döktükten sonra uygulayacağım bakım kremim. Bu bakım kremiyle tüy köklerimi azaltıyorum. Kıl foliküllerim, kıl köklerim artık beslenmiyor. Çünkü inceliyor ve zayıflıyor. Ve tabii ki bu kökler zayıfladığı zaman da ne oluyor? Tüyler tekrar çıkamayacak, güçlenemeyecek hale geliyor. Ben de birkaç seans uyguladıktan sonra tüylerimin inceldiğini ve azaldığını görüyorum. E tüylerim incelip azalınca ne oluyor? Artık epilasyon ağda ve diğer yöntemlere ihtiyaç duymuyorum. Ve kolaylıkla artık ben de tüylerimden kalıcı bir şekilde kurtuluyorum. Yıllar boyu üzerinize hapsolan o tüyleriniz, o kıllarınız artık yok olacak. Hem de kalıcı bir şekilde. Hem de çok çok uygun bir fiyata. Bakım kremim sayesinde artık bu tüylerin hepsi uçup gidiyor. Ve bunun yanında yine bu bakım kremim cilde çok iyi bir nemlendirici. Artık o servet harcadığım nemlendiriciye evimin, çocuğumun bütçesinden para ayırmak zorunda değilim. O paraları kendim için çok daha güzel bir şeye. Efendim mutfağım için, işte oturma odam için ya da kendime bir seyahat gibi güzel armağanlarla değerlendirebilirim. Artık sokağa atacak param yok benim. Artık nemlendiriciye dünyayı da vermiyorum. İşte bu ürün sayesinde aynı zamanda cildim ne oluyor? Kurumuyor. Cildimin pH dengesi düzeliyor ve böylelikle ben aynı zamanda nemlendiricimi de aradan çıkarmış oluyorum. Etkin bir nemlendiriciye sahip oluyorum. Kıl köklerim de zayıflıyor. pH'im, cildimin dengesi nemi yerine geliyor. Ve üçüncü ürünüm de bizleri, yani tüm bayanları gerçekten korkulu rüyası, kabus dediğimiz selülitten kurtarabilecek bir ürün. Selülit olayı artık tarihe karıştı. Bakın ışınlanıyorsun demeyin. Gerçekten oluyor arkadaşlar. Fadime teyze, Zeynep abla, bırak artık uzun sahil yürüyüşlerinde selülitten kurtulmaya çalışmayı. Çünkü ne kadar düzenli beslenirsen beslen, ne kadar egzersiz yaparsan yap, ne kadar asitli yemezsen yeme, ne kadar kendine uyku düzenine her şeye dikkat edersen et. Bu hormonal dolaşım sistemiyle ilgili bir sıkıntı. Dolayısıyla kalıcı bir şekilde seni bu dertten, bu selülit sorunundan, bu dolaşım sistemi bozukluğundan, bu damar, kılcal damar probleminden kurtaracak bir üründen bahsediyorum sana. Seni gerçekten sımsıkı yapacak, cildini pürüzsüz yapacak, parıl parıl parlatacak, sımsıkı hissettirecek bir üründen bahsediyorum sana. İster zayıf ol, ister kilolu, hiç fark etmez. Selülit vücuduna yapışmış bir problem. Selülit portakal kabuğu görünümlü bir kapiton yapısı. Ve ne oluyor efendim? Kılcal damar sistemini, derini, deri altı tabakanı ve dolaşım sisteminin sonucunda ortaya çıkmış olan tüm bu faktörler senin yaşam kaliteni etkiliyor. Senin giyinmene müdahale ediyor. Ve dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? İşte bu ürün sayesinde sen o vücuduna yapışmış selülitten tamamen kurtuluyorsun. Beni dinleyin. Çünkü ben kullandım. Bakın kıl ve tüy dökücüyle ben yumuşacık bir cilde sahip oldum. Artık tüy köklerim iyice zayıfladı. Tüylerim çıkmıyor. Eskiden epilasyona verdiğim, o cildimi yaptığım zamanlara gerçekten yanıyorum. İşte bu şok kampanyayla sen bu üç ürüne bir set halinde sahip olacaksın. Şu andan itibaren kampanyayı başlatıyorum. Sen de artık ağda seanslarına 50-60 lira vermekten vazgeç. Çünkü her ayda en az 20 günde bir gittiğin ağda seansıyla sen yılda en az 1000 lira ağdaya harcıyorsun. Epilasyonu tercih edenler ben kurtulacağım diyorlar, en az 10-12 seans devam ediyorlar ve hala komple kurtulamıyorlar. Ve o arada en az 7000-8000 lira para harcıyorlar epilasyon seansları için, bir de ciltlerini yakıyorlar. Bir de kanser tehlikesi var biliyorsunuz o ışınlardan ötürü. İşte tüm bu risklere girme, evinin rahatlığında, evinin konforunda aç müziğini şıkır şıkır hem oyna hem uygula. Hem tüylerden kurtul hem de sımsıkı bir vücuda kavuş. Şu andan itibaren bakın 3 ürünün bir set içinde sadece 59 TL. Ama diyoruz ki düzenli kullan, sürekli kullan, sık kullan. İşte bak ikinci setim burada. İkinci setimi 59 TL'ye veriyorum. Üçüncü setimle beraber 3 set bir arada 99 TL ve 3 set senin işini görecektir. 3 set kullandıktan sonra sen zaten ciddi bir şekilde sonucu göreceksin. Artık tüylerin çıkmayacak hale gelecek, inceleyecek, zayıflayacak. Bakacaksın sımsıkı olmuşsun. Kolların, bacakların, her tarafın sımsıkı. Ve ne yapıyorsun? Telefon numaralarını veriyorum, kampanyayı başlatıyorum. Şu anda aşağıda gördüğün numaraları arıyorsun.